En güçlü yön. Ya mümin gücü Allah'tan alır. O yanlış biliniyor yani. Diyor ki mesela ben bu konuda güçlüyüm. Allah sizsin. Allah o yönde insanı ezer yani. O şirk olur. Zayıfım denildiğinde o da şirk olur. Yani Allah'ın ona güç yetiremediğini iddia etmiş olursun. Diyor ki mesela ben şuna dayanamıyorum, zayıfım. Bu ne? Kendini putlaştırmış oluyorsun. Yani güç bende diyorsun. Zayıflık veya güç. Her ikisini de Allah yaratır. Dolayısıyla adamın veyahut herhangi bir insanın çıkıp ben şu konuda güçlüyümdür demesi şirk olur. Derse Allah tam aksini yapar, mahcup eder. Mesela şu konuda zayıfım diyor. Bu da Müslümana yakışacak bir şey değil. Güç Allah'ın değil mi? Mesela korkaktır da Allah onu akıl almaz cesur yapar. Pintidir. Son derece cömert hale getirir. Ne bileyim şüphecidir. Şüphesini kaldırır. İmanı zayıftır. İmanını güçlendirir. Bütün güç Allah'ın elindedir. O toplumda yanlış biliniyor. Yani insanlar ister istemez kendilerini putlaştırabiliyorlar. Mesela çok zeki diyor, çok akıllı. Neden? Akıl duruyor beyninde diyor. Beyin adam, sırf beyin diyor. Yani o yağdan oluşmuş, biraz da proteinden oluşmuş o blok eti putlaştırmış. Adam saf beyin diyor. Ya kardeşim saf beyin diye falan bir şey yok. Aklı Allah yaratır. An be an yaratılıyor. Beyin de ruhun içinde yaratılıyor. Beynin içinde ruh yaratılmaz. Ruhun içinde beyin yaratılır. Dolayısıyla benim canımın sorduğu soru çok samimi olmakla beraber doğrusu budur. Yani doğru olan şekil budur. Mümin ne güçlü olmayı kabul eder, ne zayıf olmayı. Yani hep bütün gücün kuvvetin Allah'ta olduğunu bilir. Ama her yönde güçlü olduğuna, Allah'ın gücü sayesinde güçlü olduğuna inanır. Allah'ın gücü sayesinde. Çünkü bu şekilde inanması lazım. Allah'a güvenerek. Onun dışında olmaz. Allah bir ayette Talut için onun bilgi ve bedeni gücünü artırdık diye bildiriyor inşallah. Evet. Başka bir ayette de maşallah tüm güç Allah'a ait demek yetmez miydi diyor. Evet. İnşallah. Ha benim zayıf bir yönüm. Sizlerle şu ders yaparken bir irade kullanıyorum ya. Ama aslında o da çok güçlü bir yönüm benim ya. Bence de. Ya böyle sakallı mıyıklı elflerle. Karşısına alıp sohbet edeceksin. Acayip bir irade gerektiriyor. Helal olsun bana ya. Maşallah. Çocuklar bence kısa bir ara verelim. Evet. Kısa bir aralardan tekrar birlikte oluyoruz.